Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte efsanevi Türk gücü serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda bayağı videodur istediğiniz çok efsane bir oyuncu alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım, o zaman hemen ilk olarak sizin yaptığınız yorumdaki oyuncuyu alalım. Evet arkadaşlar, şu anda kadroyu zaten görüyorsunuz. Burada Volkan Demirel var. Muslera 84'lük kartını al demişsiniz birçoğunuz. Ancak arkadaşlar bakalım Muslera'nın 84'lük kartı ne durumda, görelim. 100 kişi falan beğenmiş. Gerçekten çok istiyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne yapmamı istediğinizi zaten yazacaksınız arkadaşlar. Bekleyin. Muslera'nın 84'lük kartı, 700 bin coinslik transfer yapıyorum arkadaşlar. Siz de 1000 beğeni atarsınız. Hadi bakalım videoyu beğenmeyi ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın aşağıdan arkadaşlar. Lütfen bunları yaparsanız beni desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. Ayrıyeten Brawl Stars seviyorsanız da arkadaşlar efsanevi bir kutu açılımı yaptım. Özel teklif satın alıp kutu açtım. Daha oyunda yeniyim arkadaşlar zaten. Şuradan o kutudan ne çıktığına da bakabilirsiniz arkadaşlar. İyi butonuna gidebilirsiniz yani. Hadi bakalım, 750 bin yazdım. 505 bine de var. Güzel, bu arada boost'u fazla olsun abi lütfen. Neyse tamam, 7. Sıkıntı yok abi. 505 bine var. 515 bine var. 505.500 yazalım. Yani 505.999 yazayım hatta. Muhtemelen bir tane ya da iki tane çıkar. İki tane çıktı. 470 bin coin ise hızlıca aldım arkadaşlar ve sizlerin isteği doğrultusunda yeni transferimizi gördüğünüz gibi yaptık arkadaşlar. Volkan'ı çıkar, Muslera'yı al demişsiniz ve bu şekilde transferimizi yaptık. Arkadaşlar bir sonraki videoda bu takıma ne yapalım? Şu anda takımda 3 tane Fenerbahçeli, 4 tane Galatasaraylı, 3 tane Beşiktaşlı ve bir tane de Kasımpaşalı oldu. Hangi oyuncuyu çıkartıp yerine hangi oyuncuyu alalım? Bunu yorumlara kesinlikle yazdırmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda Muslera'yı satın aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ayrıyeten takım 88'gen 120 kimyaya ulaştı. Ve arkadaşlar şimdi ben bir boost paketi açacağım. Bu arada ligimize bakabilirsiniz arkadaşlar. Koray Cube TV Birleşik. Ben bir başvurulara bakayım varsa tabii. Bir tane var arkadaşlar. Şu anlık kalsın. Turnuva bittiği zaman canlı yayında zaten akşam 20.00'da canlı yayın var arkadaşlar Cube TV'de. Oradan bütün oyunları oynuyoruz. PUBG'de gerçekten çok eğleniyoruz abi. Her oyunda oynuyoruz ama FIFA Mobile paket yarışması, oyuncu bilme yarışması falan her şeyi oynuyoruz. Aşağıdaki linkten Cube TV Koray yazıp zaten direkt gelebilirsiniz. Aşağıda linki de var zaten. Saat 8'de gelebilirsiniz. Hemen arkadaşlar buradan ödüllere girelim. Alım yapacağım yani akşam turnuva bittikten sonra, maç bittikten sonra haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar lig geliştiriciler sitesi ve 600'lük lig puanını veriyorum. Ve şimdi arkadaşlar 10 tane güç çıktı. Şimdi bana 4 tane şey lazım abi. Şu bu arada bir dakika. Muslera bir tane artacak galiba. Onu bir artsın abi. Ona bir bakalım. Ben şeyinkini istemiştim. Eden Hazard'ınkini istemiştim. Çünkü onun çok az kalmış ve beceri geliştirisi bayağı yükselecekti. Asıl takımımdaki oyuncuydu o zaten. Şimdi arkadaşlar buraya hiç kimse artmadı. Muslera arttı sanmıştım ama maalesef bakın şu pozisyon almak çok lazım. Hem Cagney'i hem de Eden Hazard'ı arttırıyor. Keşke bir tane çıksaydı ama maalesef çıkmamış. Uçma da iki tane kalmış. Olsun arkadaşlar. O uçmayı da çıkartırız. Bu arada arkadaşlar bu videoda size yapacağım sürprizi de hemen yapayım. Hani bu videoda sizin için bir sürpriz hazırladım. O da abi ben bu adamı yükselteceğim. Ben bu adamı var ya aşırı derecede seviyorum. O sebepten dolayı 81 bin coins verip Adem Layic'i bir gen daha arttırıyorum. Daha da uçsun adam. Daha da yardırsın bakalım. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapsak? Bir tane derecesiz karşı atak maçına girelim. Sonra bir maç daha yapacağız arkadaşlar zaten. Hadi bakalım. Bu arada akşam canlı yayında ya bu akşam ya yarın akşam arkadaşlar iki tane Team of the Week garantili paket açacağız. En az iki tane açacağız. Belki daha fazla da açabiliriz arkadaşlar. Belli olmaz. Bu arada çok saçma şeyler oldu şu anda. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman maça ben başlayabildiğim zaman devam edeceğiz. Ve maç başladı arkadaşlar bir sorun olmadan ama muhtemelen bu maçı da saymayacak. Neyse saymasın, zaten dereceli girmedik. Hani kazansak da kaybetsek de bir şey fark etmez. Rakip bu arada gene yüksekti. Tam hatırlamıyorum kaç gen olduğunu ama ustaydı. Adem Laiç bunu da atmasın zaten abi. O kadar zor pozisyonda vurduk ki. Ve arkadaşlar böyle girdiğim zaman gördüğünüz gibi direkt bir dakika siliniyor. Niye bilmiyorum. Oğuzhan Özyakup at oradan abi. Atamadı. Bu arada gol krallığını yorumlara yazmışsınız arkadaşlar. Hemen gol krallığı da ekrana çıksın şu anda. Evet, gol krallığı da ekranda. Pardon, şu an Laiç'in golünü gördünüz. Tamam, şu anda ekrana çıksın gol krallığı. Evet, şu an ekranda gol krallığını görüyorsunuz arkadaşlar. Gol krallığını tek tek yazanlara çok teşekkürler. Arkadaşlar bütün yorumları bulup bu video ile birlikte toplam bütün gol krallığını yazarsanız sevinirim. Zaten hepsinin yorumlarında var abi kalplediğim. Hepsini toplayıp bu videonun altına yorum yapan kişiye kalp koyacağım. Bu video için de özel olarak. Yani sadece bu video için yazıp bu videonun gollerini de sayabilirsiniz. Elif Elmas kaleci kurtardı. Son 15 saniye kaldı. Bakalım Mbaye Diagne. Diagne şut uzaklardan güzel vurur. Kaleci kurtardı. Kalecisi çok iyi. Rakip zaten zorlu bir rakip. Maicon'a topa kafa şikirtelmiş. Vur bakayım kafa, vuramadı. Ayev vurabilecek mi? Ayev de vuramadı. Rakipten döndü. Müthiş fırsat vermesi lazım gol atmam için. Ancak maalesef Mariano
Abi ya, abi ya. Gerçekten zor bir maç oldu. Bir sonraki maçta daha da önemli bir maç oynayacağız. Arkadaşlar böyle hata oluşuyor. O zaman ben dereceli gireceğim. Çünkü hata oluşup duruyor arkadaşlar. 30 saniyemiz siliniyor falan. O zaman bir dereceli maç girelim arkadaşlar. Yeniden bağlanma başarısız falan diyor. Bunlarla uğraşmayalım biz. Normal bir dereceli maça girelim. Belki de kazanırız abi. Artık 88 yen olduk zaten. Boru mu yani? Bayağı bir zıplamaya başladık. Yükselmeye başladık. Bakalım daha neler neler olacak. Göreceğiz. Bu arada Volkan Demirel'i neden bu kadar çıkartmamı istediniz? Gerçekten anlamadım. Tam Muslera daha yüksek ama Volkan Demirel kendi kadrosuna döndü. Süper Lig'de artık oynamaya başladı falan. Bilmiyorum yani. Volkan Demirel yerine farklı bir oyuncu çıkarmamı istersiniz diye düşünmüştüm. Bu arada bu takımdan kimi çıkaralım, kimi alalım yorumları yazın. En çok beğenileni yine yapacağım. Haberiniz olsun. %20 karşı atak yani kontra atak şansı var. Umarım o %20 çok fazla denk gelmez. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Umarım yeterince gol atabiliriz. Mbaye Diagne. Mbaye Diagne. Diagne. Abi bir şut şansı verseydin ya. 97 gen çok zor abi. Benim asıl kadromla aynı. Mbaye Diagne. Bir çalım yapmayı deneyeceğim. Ya yapamadım. Pasta atabildim mi? Attım. Laiç topu tuttu. Şut çekti. Laiç o topu kaçırmaz ya. Laiç abi nereden nasıl pozisyonda olursa olsun atıyor. O ben bu adamı her videoda bir gen yükseltmeyi düşünüyorum zaten. Yani 90 gen olana kadar abi adamı yardırırız. Gerçekten çok iyi olur. Mariano. Mariano. Güzel bir gol. 2-1 öndeyiz. Vay be. Ama %20 kontra atak şansı var. Yani 5 pozisyonumdan biri kontra atak olacağı için. Yani kazanma şansım zaten çok aşırı düşük ama dediğim gibi goller zaten önemli. Mariano da gol attı bu arada defans oyuncusu olarak. Gol atan ilk isim galiba. Andrea Ayew de gol krallığında bayağı bir üstte şu anda. Ve bir gol daha attı. Güzel abi. Andrea Ayew de iyi bu arada. Dik abi şu topu tamam. Güzel çabuk da kaptık aslında. Bakalım belki beraberlik falan yakalayabiliriz buradan. Mbaye Diagne mi bu? Galiba Diagne arkadaşlar. Yorumlara Diagne olarak yazarsınız. Tam emin değilim ama yine de Diagne'ydi yani. Ayew değildi galiba. Abi Laiç çok kötü pozisyonda vurdum ya. Yani bir adım daha ilerlemem gerekiyordu. Maicon vur kafayı abi sen atıyorsun. Maicon abi kral ya. Vallahi kral. Bu adam bayağı gol atıyor. Bu arada neredeyse 6 tane gol attık be. Benim hedefim her zaman 5 oluyor biliyorsunuz. 5 de fazla bu arada. 5'i zaten attık. 6'yı atabileceğiz mi? Muhtemelen atarız arkadaşlar. Andre Ayew. Ayew geçti. Pas güzel. Laiç. Laiç. Adem. Laiç. Bu arada pasın güzel olacağını önceden tahmin ettim. Çünkü abi yani Laiç'e atılan pas kötü mü olur? Ayew. Abi çok saçma bir pozisyon yaptım. Adem Laiç boş kale ama zor bir top. Ve golü kaçırdık. 10'a 6 bitti arkadaşlar maç gördüğünüz gibi. Hatta arkadaşlar 11'e 6 bitmiş. Ve şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar bu videoların hep sonunda yaptığımız bir şey yapacağız. Paketlere geleceğiz. Ve arkadaşlar 45.000 coinlik paket edeceğiz. Burada paket tahmin yarışmasını ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu arada canlı yayında akşam paket tahmin yarışmasına denk gelirseniz ne yapacaksınız? Son çıkacak yani çıkacak olan en yüksek oyuncunun arkadaşlar ratingini ve mevkisini tahmin edebiliyorsunuz. Bunun ikili olarak yazıyorsunuz ve iki tane ayrı yorum şeklinde. Mesela arkadaşlar bir yoruma 70'lik MO, bir yoruma da 75'lik stoper. Benim şu anki tahminlerim öyle abi. 70'lik MO veya 75'lik stoper çıkacak. Diyelim elit olacağını doğru tahmin ettiğiniz arkadaşlar. O zaman daha yüksek puan alıyorsunuz. Orada ben şu kısma bilenler sıralaması yapıyorum. Bakalım kim çıkacak? 70'lik Santrafor ve Frey çıktı. Arkadaşlar bu videoda Frey çıktığı için acaba Frey'i alsak mı? Frey'i acaba kadroya mı alsak? Bakalım bir. Diagne ile değiştirmek istemiyorum. Ayev ile değiştirsek çok bir şey fark etmez. Ama Frey Fenerbahçe'de artık çok oynamamaya da başladı. Bakalım boost'u ne kadarmış? 8 gende boost'u var aslında var ya. Frey alınabilir ha. Bakayım abi çalıştırsak. Buraya bassak koç koç oluyor. 77 oluyor. Direkt 80 gen olabiliyor aslında var ya. Arkadaşlar yorumlara bununla ilgili de bir şeyler yazabilirsiniz. Ayev yerine Frey gelsin mi? Çünkü Frey'in abi özelliklerine baktığımız zaman hızı falan düşük ama fiziği çok yüksek. Yani fiziği gerçekten çok iyi. Onun için şöyle bir şey düşünün. Bu arada bunun da pozisyon almaymış. Yani bu da 9 gen boost vereceği için takımın genini bayağı bir arttırmış oluruz. Hani 2 gen de olsa artmış olur. Gerçekten güzel olur arkadaşlar. Hadi bakalım. O zaman ben bir tane daha tahminimi yapıyorum arkadaşlar. 77 çıkacak. Yok ya 77 çıkmaz abi. 73'lük stoper. Birli tahmin yaptım ve 73'lük stoper çıkacak. Veya 70'lik sağ kanat. 73'lük stoper veya 70'lik sağ kanat. 71'lik sağ bek çıktı. Bir daha aynı tahmini yapıyorum. Hızlıca açıyorum. 73'lük stoper veya 70'lik sağ kanat dedim. Abi 73'lük sağ kanat çıktı ya. Şaka gibi. O zaman arkadaşlar videonun son paketi ve sonra videonun sonuna geliyoruz. Bayağı bir coin harcadım bu arada bu videoda. 3, 2, 1 bastım. 70'lik stoper çıktı. Sonunda bildik ya. Sonunda bildik. Son pakette yardırdık. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada benim ilk 11 garantili bir paketim var görüyorsunuz yani. Ve arkadaşlar şimdi takımıma geleyim. Son olarak hala yorum yapmayan varsa hepinizden şuraya yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Buraya yorumlarınızı yardırın bakalım kimler ne yorum yapacak. Hangisini değiştirelim yorumlarınızı yazın. Bu arada abi saçım çok dağınık. Yani
Dağınık değil abi, düzelmiyor. Bunları ben bir toplattırmam gerekiyor. Şimdi şöyle bir gelelim. Bunu aktif yapalım. Bakalım artan hiçbir şey var mı? Var. İki tane. Dur 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 dur. Videoda durun. Deli Ali'yi de arttırdık. Güzel oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şuradan. Şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak güzel bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Bugün 4'te yayınlanan Brawl Stars videosuna giderseniz gerçekten beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. O videoyu da beğenip önceki videodan geldim diyenlere kalp koyuyorum. Hoşçakalın, sizi seviyorum ve bay bay.